Merhaba arkadaşlar, Sazan TV'ye hoş geldiniz. Kontrast'a devam edeceğiz ama devam etmeden önce yine Doğan Can Adı Güzel ve Fatih Altıncı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum Türkçeyma'dan dolayı. Ve devam ediyoruz. Oyun kısa bir oyun. Hani niye buna başladım falan diyecek olursanız kısa diye başladım. Yani 5-6 bölümde biter. Zaten 3. bölüm mü oluyor? 4 mu oluyor? 4 oluyor. Yani bu bölüm bitmese de önümüzdeki bölüm veya ondan bir sonraki bölüm biter diye tahmin ediyorum. O yüzden başladım. Elimde vardı. Oynayalım, aradan çıksın dedim. Bir arkadaşımız, Ümit arkadaşımız hatta, ismini de söyleyeyim. Niye 60 FPS kaydetmiyorsun demiş. Bunu dediğinde ben ilk 3 bölümü kaydetmiştim çoktan. 4. bölüm için denedim 60 FPS kaydetmeyi. Hatta şu anda ben görüyorum. Steam'de yeni bir özellik gelmiş. Steam'de ayarlar bölümünden, oyun içi ayarlar kısmında FPS'yi gösterme seçeneği var. Gerçi çok küçük yazıyor ve Open Broadcaster muhtemelen onu kaydetmiyor. Ama ben görüyorum sol üst köşede şu anda 59-60. Yani 60'ı gösteriyor. Oyun demek ki 60 FPS, daha üstü yok. Kaydetmeyi denedim. Oyun gayet akıcı ilerliyor. Ama daha sonra bakıyorum Open Broadcaster'da parça parça kesik kesik kaydetmiş. Muhtemelen benim işlemcim yetmiyor. Yani ya da ekran kartım, ama işlemciyle alakalıdır tahmin ediyorum. Veya belki ikisiyle de alakalıdır. 60 FPS'ye yemiyor yani. O yüzden 30 FPS'ye de devam edelim. Yalnız şunu da kesinlikle net olarak söyleyebilirim. Birçok oyunda, hani bu gibi oyunlarda 30 FPS ile 60 FPS arasında görüntü kalitesi olarak hiçbir fark yok. Zaten normalde insan gözü 24-25 FPS görebiliyor. Yani FPS demek zaten 1 saniyede görebildiğimiz maksimum kare sayısı. Hani video denen şey hızlı geçen karelerden, resimlerden ibarettir. Bir insan gözü 1 saniye içinde 24 tane kareyi algılayabiliyor. Onun üzerindeki kareleri algılayamıyor. Dolayısıyla 24'ün üzerindeki, 25'in üzerindeki, ister 26 olsun, ister 26.000 olsun, insan gözü fark edemiyor aradaki farkı. Yani aynı olarak algılıyor. Ha, siz 30 FPS kaydettiğinizi zannediyorsunuzdur ama programınız, kayıt programınız veya oyun ya da işte upload ederken nereye upload ettiğiniz, YouTube olabilir veya işte convert yaptığınız, edit yaptığınız, render yaptığınız programlar yüzünden o FPS değeri gitgide düşüyor olabilir. Onu bilemem. Ama normalde 30 FPS gayet yeterlidir. Bazı oyunlarda çok böyle patlamalı, çok hareketli, işte Call of Duty falan gibi oyunlarda, Titanfall gibi oyunlarda belki fark ediyor olabilir. Hani 30 ile 60 arasında bir fark hissediliyor olabilir, çok az da olsa. Ama bu tip oyunlarda hiçbir fark hissedilmeyeceğine ben eminim. Dedikten sonra, çok gevezelik yapıp gereksiz yere lafı uzattıktan sonra oyuna devam edelim. Yani uzun lafın kısası, denedim ama olmadı 60 FPS. Kaydetme şansım varsa niye olmasın dedim ama olmadı. Bir de 60 FPS kaydettiğinizde videonun boyutu büyüyor, upload süresi uzuyor falan filan. Çok da gerek yok. 60 FPS'dense ben 1080p'ye geçmeyi aslında isterim ama o da kastırıyor. Zaten benim ekranım 1080p değil. Yani istesem de kaydedemem. My apparatuses are very delicate, and I don't like anyone in my workshop. Provide the audience, Mr. Fenris, and I will provide a message. Mr. Fenris, why are you organizing this circus? I know who your investors are. I promised my wife and daughter I'd clean up my act. Sırf karısının ve kızının gözüne girebilmek için yapıyor. Her şeye katlanıyor, dayak da yiyor, borca da giriyor. Cat ve Didi. So those crowds better come. I didn't talk to him. I didn't talk to Vincenzo. Vincenzo ile konuşamadım. Vincenzo ile konuşmadın. Niye bu kadar derdindesin sen, yavrucak? Vincenzo'nun peşinden gidiyor. Babası Vincenzo çıktı ya kızım.
Gerçek babası yani. Bu iki baba, üvey babayla asıl baba durumu biliyorlar mı acaba? Onu bilmiyorum. Efendim geldik. Geldim. Bir dakika şöyle bir sağa sola bakayım. Hemen hey dedim de. Bu oyunda bile böyle, ama o şeyden kaynaklanıyordur muhtemelen. Kayıt hard disk. Hani yüklerken hard disk yoğun çalıştığı zamanlarda tık 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 FPS düşüyor. 30'a düştü az önce. 25'e falan düştü. Şimdi tekrar 60 oldu. Koşamıyor muyum? Niye koşamıyorum? Şuraya baksam. Ha, şimdi koşabiliyorum. Ya takip et beni. Nereye götürüyorsun beni? Çocuğum, nereye gidiyoruz? Evlat. Aa. Orada bir sahne var. Bir saniye geleceğim. Buralara bir bakayım. Sağda solda o ışıklı toplardan. Aha da. Bunları kaçırmamak lazım. Dört küreden bir tanesini topladık. Oo. Çok az. Aa, orada bir şey var. Aa, orada da bir şey var. Valla. İki tanesini... Aa, güzel. İki tanesini kolay yerlere koymuşlar. Şuraya da baksak mı? Aa, bir tanesini daha bulduk. Yuh. Hakikaten çok kolay yerlere koymuşlar. Ve orada bir tane daha var muhtemelen. Ama onu oyun oynayarak bir şeylerin üzerinden yine atlayarak zıplayarak herhalde alacağız. Şurada bir çünkü düzenek var. Ne bu? Oo, tabanca. Ne? Hay Allah'ım, arkamda. Oo, orada evet. Önce bir izleyeyim. Şu kadının kafasına atlayacağız. Sonra adamın kafasına atlayacağız. Sonra adam ayağa kalkacak. Ya da şapka. Aa. Nasıl yapacağız? Oo, dur dur. Dur, kafanı eğme. Balkona mı atlayacağız acaba şuradaki? Baba. Oo, olmadı. Olmadı. Ha, onun kenarı parlıyor. Oraya tutunacağız. Dur dur dur. Tamam. Tamam. Anladım. Gel. Johnny. Uf. Aa, vallahi tutundum. Çık çık çık. Dörtte dört yaşasın. Didi'yi takip et. Şimdi Didi'yi takip edebiliriz genel rahatlığıyla. Dörtte dört. Tamamdır. Didi nereye gitmiştin sen ya? Buraya çıktı. Didi. Didi burada değil misin? Didi buraya çıktı. Ha, sahneye yaklaşmamız lazım. Excuse me, Mister. Do you know where Mr. O kim? Vincenzo's Atölyesi. Everybody knows where it is. Bu ikisi dışında herkes gölge. But good luck getting inside. No one's ever been. Ki aslında bizim oynadığımız karakter Dawn aslında gölge. Gerçekte var olmayan bir karakter. Ama bir tek onu gerçek olarak görüyoruz. Onun dışında bütün gerçek karakterleri gölge olarak görüyoruz. Çok ilginç. Finalde çok kendi kendime gene spoiler vermeyeyim. Bazen yapıyorum bunu. Hani acaba sonunda ne çıkacak diye tahmin yürütüyorum. Bazen doğru çıkıyor. Çok üzücü, çok hüzünlü bir şey çıkabilir. İnşallah öyle çıkmaz. Finalde düşündüğüm gibi çıkarsa zaten hepiniz görürsünüz. Düşündüğüm gibi çıkmazsa ben nasıl düşündüğümü size sonradan izah edeceğim. Benim aklıma böyle böyle gelmişti diye ama. Bakalım ne çıkacak merakla. Mekanizma. Yanımıza aydınlatma gereçleri mi almışızdır?
Ha işte bunları. Ha, iki tane koyduk. İki tane de bizde kaldı. Aydınlatma gereci. Niye? O balkona mı çıkmaya çalışacağız? Ha. O ne? Solda bir şey parlıyor. Buradan nasıl çıkıyorum ya? Ha. Şu top. Anlamadım bir şey. Otomatik davul ve zil çalan bir buharlı sistem yapmış adamlar. Buharlı bateri. Ne yapmaya çalışacağız ki? Ha. Atla. Hadi canım bu. Çok saçma, buraya atlayabiliyor normalde. Tutunuyor yani. Buradan çıkacağız yukarıya. Yukarıya gölgeler. Ha. Şuradan mı zıplayacağız? Acaba. Buradaki ışığı değiştirme şansım yok mu? Şu ne? Ha, kırılmış bir şey. Buranın ışığı nereden geliyor? Şundan mı geliyor ışık? Işık kaynağı neresi? Evet, ışık buradan geliyor. Yok, ışığı değiştirme şansımız yok. Saçma oldu. Çok saçma oldu. Mümkün değil ya oradan geçmek. Şuradan. Oh. Ya. Oh. Oo, geçtim. Geçtim. Bu ne? Burada bir şey yok. Allah Allah, bir dakika. Burada ne var? Hem bir dakika, aklıma bir şeyler geliyor ama. Anladım. Oraya yukarıya topu koyacağız. Top şunun içinden gelecek. Geçecek. Buraya gelecek. Buradan fırlayacak yukarı. Herhalde yukarı fırladığında bir şey başlatacak. Bilmiyorum. Allah Allah. Evet, anladım. Topu balkona çıkarmamız lazım. Topu balkona. Bunları kullanarak çıkartacağız. Topu balkona. Neresi yer seviyesinde ya? Şurası yer seviyesinde mi acaba? O değil. Orası bayağı yüksek. Yer seviyesi direkt. Şunu ben elime alsam bunu burada bırakalım. Bir düşünmemiz lazım.
şimdi. Bak, buradan ona alıp getirip, aha da buldum, çözdüm. Tamamdır. Tamamdır. Al bunu. Gir duvara. Salla salla gir duvara. Yuvarlanma. Düşer mi acaba ya, bir denesem? Düşmedi. Peki biz aynısını nasıl yaparız? Bundan olmaz. Başka ne şekilleri var? Onunla hiç olmaz. Olur mu? Denemek lazım. Niye düştün? Tamam. Tamam. Gel yavrucuğum. Tamam, ne oldu şimdi? Zilleri çalıştırdı. Sihirli dükkana gir. Sihirli dükkan. Sihirli dükkan ne ya? Didi'nin yanına mı gelmem lazım? Burası mı açıldı? Yok. Sihirli dükkan neresi ya? Didi. Didiciğim. Aha. Burası da çalışmıyor. Şimdi anlaşıldı, tamam. Neredeydi? Neredeydi? Oradaydı. Niye bazen zıplıyor, bazen zıplayamıyor ya. Çok. Sihirli dükkan. Solar makinesi. Elevation Reset. Güneş makinesi. Işık herhalde yapacak o makine. Orayı çalıştıracağız önce demek ki. Mi. Bu kapıyı da açtık artık. Güzel, tamam. Tamam. Şu neymiş?
Ha, gölge yapacağız. Buraya geçmek için. Solar maşini çalıştırmak için. Bir dakika ya, çok saçma şeyler yapıyorum şu an. Şu çubuk, soldaki çubuk muhtemelen biz onu bu tarafa nasıl getirebilirim? Olmadı. Ah, şu ortadaki dalga olmasa. Tam ortada bunu tutmak lazım var ya. Şey düşünüyorum, hani oraya nasıl çıkarım diye değil de buradan oraya nasıl atlarım, oradan öbür tarafa, hani gelişine değil de gidiş istikametine, ama oraya nasıl çıkarım? Bir de bu çarklar ne ya? Allah Allah, bir dakika ya, bu çarklar ne? Ne? Ha, bir saniye. Şu galiba ya. Şuna bir bakacağım. Şöyle bir parlayan bir şey daha var. Bu neymiş? Bilim resmi. Oha, bir sürü atlamışız ya. Bak, şuna atlamışız mesela. Şuna atlamışız. Bunları almadan şunu almışız. Allah Allah. Neyse. Bilim resmi. Ha, odaklanma, ters bilmem ne. Ters olarak. Ne deniyordu buna? Mercek, yakınsak, raksak falan filan. Ah ah, çok eskilerde kaldı. Buralara bir bakayım ya. Belki çok alakasız, burada çok alakasız bir şey var. Onu tetikleyeceğiz ve çalışacak yani. Sanki burası açılacakmış gibi ha. O parlıyor yani. Belki de buraya ışık gelecek. Olabilir mi? Sonra oraya ışık vurunca bir şeyler olacak falan filan. Neyse. Yukarıda bir şey var mı? Ben buradan geldim zaten. Burada bir şey yok. Şimdi oradan onu atlasam, oradan onu atlasam da buradan çarklardan nasıl geçeceğim? Şunu aşağı, ama bu tarafa deniyor. Hayda. Aa, buldum. Buldum, buldum, buldum. Hı. Hı. Ay, pardon. Zıplayamadım. Buldum ama zıplayamadım. Şimdi şöyle. Ah, vallahi oldu. Vallahi oldu. Oho. Bas. Gıcık bir bölünmüş. O elden birkaç kere düştüm, orayı kırpmışımdır. Veya belki de kırpmadım, bilmiyorum. Ha. O kapıya mı gideceğim? Bir dakika ya, burası benim çalıştırdığım yer. Neresi açıldı? Ha, düşündüğüm gibi buraya şey gelmiş. Işık. Işık gelmiş. Şunu ama yine açamıyorum. Bu bir şey parlıyor. Acaba ney? Çok merak ettim. Şimdi belli ki bu çok belli. Bu, ops, pardon. Oh! Ya niye insana dönüşüyor hemen, gölgeden çıkıyor, onu anlamıyorum. Oyunda çok hata var bence, oynanış hatası. Yani bizim de biraz beceriksizliğimiz olabilir ama oyunda da bence hata var yani. Çünkü bazen
aynı yerden zıplıyorsunuz. Zıplamıyor. Bazen gel buraya. Ups. Şu duvardaki ne? Hiçbir şey değil. Tamam, buradan geç. Şu kapıyı açabiliyor muyuz artık? Evet. Oh. Şu ne? Bilim resmi. Güzel. Burada ne yapacağız? Bir kapı daha var. Allah'ım gene çarklar. Allah'ım gene bir sürü çark. Yo, bu orası. Burası orası. Bir dakika, nereye gitmem gerektiğini ben anlamadım. Ha, bir pardon ya. Balkon, ha, bize gösterdiği yer burasıydı, balkondu. Balkona çıktık şimdi, tamam. Ha. Oraya geçeceğiz. Nereden geçeceğiz? Gölgelerden geçeceğiz. Oo. Bak ya. Bazen niye çıkıyorsun oradayken? Onu anlamış değilim. Uf, valla son anda. Buranın üstünde bir şey var mıdır? Etkileşimli bir nesne, bir şey. Yok. Şurada bir şey var. İllüzyonist gösterileri iptal etti. Sebebi yok. İllüzyonist niye gösterileri iptal etti? Çok ayıp. Nereye geldik? What are you doing here? Who are you? How did you get in? Nihayet buluşturduk yani kızı. Vincenzo'yla. Saat mekanizmasını nasıl geçti? It's a puzzle, right? Sanki kendi çözdü sanki. It's meant to keep strangers out. It's a very good puzzle. Not good enough, apparently. But I'm not a stranger. I'm Didi. Didi. Didi Malenkaya. Didi Malenkaya. Ha, soyadı da Malenkaya. Malenkaya nereli bu ya? He thinks I'm doing my homework. I want to meet you. Kaçmış. I didn't ask for a child. Yani kaçtığını söylüyor. Kaçtığınızı biliyoruz ya. Sen çocuk istemedin. What would I do with one? I'm a busy man. My apparatuses are precise. They take months. Allah Allah, senin kızın lan bu. That is what I told her. I'm sorry. Bak ya. I'm going on tour for 6 months. Budapest, Istanbul, Calcutta, Shanghai. I dine out with dukes and gangsters. But I could help you with your apparatuses. I'm good with puzzles. You could train me. I won't be any trouble. You broke my left-handed induction coil. That took Neyi kırdık? Sorry. I told your mother all of this years ago. What is her phone number? Ya. Okay. Ne? See, ağlatıyorsun. Küçücük kız ya. Ne kadar üzücü bir adam. I can't have. Your mother bu kızın cried annesi bu adamda ne buldu ya? Kesin illüzyon yaptı. Uyuttu. Hipnozla falan kandırdı ya. Yoksa aklı başında bir kadına benziyor Cat. A little girl should be with her mother. Ha, şöyle yumuşa biraz. Gönlüne al şu kuzun ya. Çok ayıp. Do you want to come to see my show? No. No, artık ne izlesin seni. Here's two tickets in case you change your mind. Hey. Let's get Cat on the phone. Biletleri de aldı ama demek ki gideceğiz izlemeye. İki tane verdi. Biri de bizim demek. Şey. Down'ın. Ha, rol 3. Başarım kazanıldı. Kaydediliyor. Kaydedildi. O zaman şey yapayım. Didi ile sahnenin arkasında buluş. Burada bölümü sonlandırayım o zaman arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm buradan devam edelim. Ben ilk 3 bölümü dün akşam kaydetmiştim. Muhtemelen sonraki bölümleri de finale kadar bu akşam kaydederim. Bundan sonra saat şu anda 12 falan, 12.30 olabilir gece. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum herhalde. 2 saatte falan biter. Bakalım, göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz.